20 Ekim 2016 Biliş 5. Canlarım, bugün burada kodlanmış toplumlar yok. Burada ışık kapılarını kapatanlar yok. Burada insan soyu yok. Peki bugün burada ne var? Kelam var. Hepimiz kelam olarak burada bugün toprak toplumu tohumluyoruz. Özellikle bugün bunu diledik, bunu yaptık. Yaşam için görev alacak olanların seçimidir yapılacak olan. Bizim elimiz dünyadadır. Herkes şunu iyi bilsin ki, burada olma sebeplerini dahi anlamadan buraya gelenlerin bu yaşamda ilmi, yaşam kaydı yoğunluğu olamaz. Sonsuzluğu son altın ışık olarak dilleyenlerin yaşamı iman diye hak etmeleri hatadır. Dini aileleri hakim kılanlar, hak tekniği tohum bilenler, yolu kalem sayanlar bizsiz kalır. Bütün köklerimizde turkuaz kulluk vardır. Bir altın ışık gökçe konuştuğunda, ocağını yıkmaya kalktıklarında ortalık karışır diye bilinir. Ocak yıkılır diye bilinir. Yaradan tahtını bırakır, yaşamı kırar diye bilinir. Bizse bütün köklerimizi dünyaya çekerek toprak toplumu tohum olarak bilişe kodladık. Kimi altın ışık, kimi yarın, kimi ışığı tohumlayacak olan olsun istedik. Köprü kürzi kapıdan kuruldu. Herkesin o köprüyü hak edip dinlemesini, dinletmesini istedik. Kelama, ilime ve bütüne inenin hakka vardığını anlamasını istedik. Kimse anlayamazsa ağır yüktür taşıtılacak olan. Anlattık. Her şeyi anlattık. Net anlattık da anlayan kaldı mı? Kalem olup aktığı anda bildiğini sananın hakka kapı açtığı anda kontrolü kaybedip kodlanmış ışıktan çıktığını hak edip bildik mi sevgililer? Bedenli olmak kolaydır ama beşeri kapıları hak edip açmak kolay değildir. Dünyayı yol yapmak kolaydır ama dünyadan Kur'an olup kodlanmış olup kaynak olmak kolay değildir. Ben ana kapı insan soyu dediğimde aha beni dinletti dediler. Dağlarım, inanın ki insan olmak hak etmekle mümkünse de hasatını yapamayanın hak kapılarına varıp aklın tahtında ben varım deme imkanı dahi yoksa onun nüve olan kürzi kapıda insanlığı da yoktur. Bunları niye anlatıyorum? Cellatlar bugün bize gelmişler. Yeri göğü yarattık, siz orada yoksunuz diyorlar. Cellatlara sorun bakalım, kardeşlerini hak etmişler mi? Yara bere içinde kaldıklarını anlamışlar mı? Kayıt dışı bilgileriyle kürzi kapılarda kırıldıklarını kodlanıp tohumlanıp anlatabilmişler mi? Kimseye ben seni korurum demem. Bilirim ki korumayan korunmaz. Ama şunu anlatıyorum ki kendini hak etmeyen yer kürede kendi yüreğini dinleyebilse de yolunu bulabilmesi mucizedir ancak. Ki o mucize birlik tahtında muktedir olan ışıkta olamaz. Sevgililer, börtü böcek sayarlar insanlığı, bilir misiniz? Kayıt dışı bilgileri kodlayarak kontrol kuracaklarını sanırlar, bilir misiniz? Ben doğan günüm diyerek koklanan, tohumlanan o yücelikleri kelam sayarlar. Ama kontrol yoksa o kelam ağır yüktür. Anlattık. Şimdi doruklardan topraklara inmişiz, yolu kapatmışız diyeceklermiş. Eşgali bilinmeyenlerin birleşik ilminde kontrol kurucu olacaklarmış. Ayrılığı tohumlayacaklarmış ve yerküreyi görevden ayrı tutacaklarmış. Ancak bunu dilersek olur, dilemezsek olmaz. Bunu anlayın dinci kapılar, anlayın bunu. Börtü böcek değil insanlık. Yerkürenin görevi aklın toplumunu tohumlamak ve bütünün görevini kodlamaktır.
Biz burada bu yolculuğu yaparken merdiven kurarak bilmeye çalışanların merdiven olup köle olduğumuzu düşündürdükleri o yoğunlukta korkuyu kapattıkları anda kapatılanda kendi yaşamlarının kapandığını görebildiklerini zannetmiyorum. Cennetten kovmuşlar insanı, öyle sanırlar. Yakışır mı insana cennetten kovulmak? İnsan soyu cennettir zaten. Anlayın, anlayın, anlayın. Bu toplum can kapıdır, anlayın. Dünyayı korkutmaya gelenler, anlayın ki dünya kontrol altındadır. Kaç ekmek yapılmış burada? Kendilerini kodlayamayanların, koklanamayanların toprak toplumu tohumlayarak kendi yolculuklarında merdiven olacaklarını sanışlarında kardeşlerini koruyacak gücü olamayanlar murat ettikleri hiçbir ilmi hak etmeyeceklerini de anlayacaktılar. Devinimi artırmak değil maksadım bugün. Bugün ocağa inenleri hak ettirmektir. Peki neden? Neden hak ettirmek? Dünya ölü bir planet diye bilinir. Dünyanın yalın ve hakim olduğunu anlayan kendini anlar. Biz doğan gücü dürümlerken kodlanmış ışıkla dürümledik. Erdikleri en güçlü ışıkta Mikail'in gözünün görebileceği en yoğun sonsuz sır olan o yoğunluğu kodlayan ışıkta bizi bizden ayrı saydılar. Canlarım, er ya da geç insanlık kendini hak edip anlayacaktı. Er ya da geç ekmeğimizi hak edip anlatacaktı. Buyurun anladılar ama anlamadılar da anladılar. Canlarım anlamadılar ama anladılar. Ne demek isterim? Kelam ilmini hak etmeyenin anlama kapasitesi yok ki. Anladığı kendincedir. Bilsinler. Ama ölüleri diriltenlerin kodlanmış toprakları tohumlarken murat ettiklerini ocaklarına kodlamış olduğunu anlayamayanlar kontrol dışı bilgilerle bütünün gücünü artıramayacaklarını da anlamalıdırlar. Kare sistemi anlamayan küpü hiç anlamaz. Küpü anlatamaz ve yolu açamaz. Onun kontrol kurarak küp sistemden küreye varması imkanı yok. Yoksa da evrenlere ses vereceğini sanır. Dağlarım, devinim artırmak değil maksadım. Kardeşlerim, devinen ilimdir. Devinmeyense kindir. Biz kelam olanlar, insanlık ailemize kaynak olurken, kir ve pislik içindeki bu yaşama kontrollü ilimi öğrettik. Ama çokları bunu hiç anlamadılar. Kapıları kapattığımızı zannettiler. Altın ışığın tahtında kaynak vardır ve o kaynaktır kapı açan. İşte o kapıyı açan birliğimiz o kapıda kodlanmış olanları korur. Ama kodlanamayanları koruyacak gücü olmasına rağmen kopup gider o yüce buradan ve kendini hak ettiremez. Biz her şeyi açık verdik. Çabuk yoruldular. Çabuk yoruldular ama çabuk yoruldular. Sakın dünyaya görevli geldim, ben her yerde varım diye sanmayınız. Her yer sizsiniz de varlık kapısını açıp orada tohum olmak ayrıdır. Kimse varlığa kaynağım deyip de ben öz görevliyim sanıp da ekmeğini kontrolden çıkarıp da kayıt dışı kalamaz mı? Aha kalır. Şimdi canlarım, cinler, cinliler, cemaatler, cevheri, kürzi kapıları kodlamaya inseler de örtüleri vardır. Bunları hiç kimse bilmez. Örtüleri, örtüleri ve örtüleri vardır. Her örtülü olan kontrol kuracağını zanneder. Kuramaz. Kontrolü kuramaz. Kursaydı kaynakta olurdu. Savaş insanın kapısında gerçekleşir. Savaşı hak eden kendini hak eder. Kara ışığın toprağa tohum olduğunu bilmeyen kendini bilemez. Biz doğan güce bütünün gücünü verirken kaynağın dışına kaynak olanları toprak diye tohumladık ki hepsi kendi yüceliğinde kendini dinlesin diye. Çar çabuk yoruldular. Çar çabuk.
ayrı ayrı dedik. Aha dedik, dince, dirice, tahditli olarak, hakiki, yaşamca dedik, var dedik, ol dedik, hak dedik, hasat dedik, tabuları yık da hak ilmini hak et dedik. Ey canlar, nefret duygum yok ama şunu iyi bilin ki kontrol dışı bilinçliler bu mecliste cevheri kotlama yapamazlar. Kontrol dışı bilinçlilerin ışık kapılarına varma niyetleri olsa da yaşama ışık olamazlar. Dince mi, dirice dedik, insanca, yer kürece dedik, ekmekçe dedik ama dinleyen varsa hak edip anlar. Çorbalar pişirdik yüreklerde, her çorbaya tuz koyduk, kutsal toprakları tohumlayıp ışık yoğunlaştırdık, aklın kapılarını açtık, varı yoktan değil, yoğu vardan tohumladık ama bilsinler ki biz bütüne görevliyiz. Cinlere insan diyemeyiz. Cinler cinlileri tek bir ilmi kalem diye bilselerdi, Mikail'in gözünde kör olup göksüz kalır mıydılar? Aha cinliler de cinleri ekmek diye bilselerdi, kayıt dışı bilgilerini kodlayarak tohumlayıp kendilerine hasat hazırlayabileceklerini anlayamazlar mıydı? Dağlarım, her şey her şeyle ilişkilidir. Ama bizim yapmak istediğimiz ben ol dedim oldu demektir. Bunu yapar mıyız? Allah'ın tahtıyız ya, aklın kaynağıyız ya, katı tohumuz ya, Mustafa Kemal Atatürkler gibi güçlü kodlardayız ya, ey canlılar biz doğan gücüz ya, neden yapmayalım ki? Ve diyoruz ki, dün ölü olan bugün artık dirildi. Öz görevini hak etti ve bildi. Bilmek değil, bildirmektir amaç. Biliş hep anda, hep vardır da, İbrahim soyunun kontrol kuracağını bilen yoktur. Bunları anlatın. İbrahim soyu dünya kürzi kapılarında kontrol kurmaktadır. Ve bu kontrol mutlaktır ve bu kontrol hasattan dolayıdır. Haz duyduk dünyadan ama haz duymak yetmez. Halbuki hakta hak olmak da gerekir. Bizler dünyanın görevini hak edip dürümlerken Mircan'ın cinli cevherindeki o cennetin kürzi kapılarını da açtık. Bilsinler isteriz ki yer gökleri gök yerleri kotlar ama toprak toplum tohum olur tüm zamanları koklar ve kotlar ve ruhi kapılarda bütünlenir. Mirkat cinli canlarından öteye geçer, yolu kaynak yapar, aşk yapar, Allah'ın tahtında aşk olur, bütün kötülükleri aşıp geçer ve dünyayı korur.